Bugünlerde televizyonda doğru dürüst bir şey bulamıyorum. Hey, bu güzel bir şeye benziyor. Hey Alex, ne izliyorsun? Yine kadınlarla ilgili şeyler mi? Bu programlardan nefret ediyorum. Artık bu kadar saçmalık yeter. Hadi bize uyan doğru düzgün bir film seyredelim. Vay canına. Bunu yaptığına inanamıyorum. Aa, kendi programıma dönüyorum işte. Ver şunu, bu çok daha iyi ve zaten sen de bunu biliyorsun. Olamaz. Televizyonu ilk ben açtım. Şu tartışmaya bir son veremez miyiz artık? Hey! Tanrım, ikisi yine kumanda savaşında tutuşmuş. Hey siz! O da ne? Seninle konuşuyorum Alex ve seninle Chris. Ha? Ha? Bizimle mi konuşuyorsun? Ne seyredeceğinize karar veremiyor musunuz? O zaman bana dikkatinizi verin. Vay canına! Şu abur cuburlara bak! Gözlerinizi buradan ayırmayın çünkü size uygun çok acayip bir yarışmam var. Bu yarışma bazı yeteneklerinizi teste tabi tutacak. Ne diyorsunuz, böyle bir yarışmaya cesaretiniz var mı? Hem de nasıl? Demek sizin diliniz uzun. Ama dilinizle burnunuzun ucuna değebilir misiniz? Hadi başlayalım. Hangimiz önce başlasın? Buna taş, makas, kağıt oynayarak karar verebiliriz. Yaşasın. İşte bu. Hadi dilim, bunu yapabilirsin. Burnum hemen şuracıkta. Ben mi beceremiyorum yoksa dilim bir anda ufaldı mı nedir? Sen niye denemiyorsun Alex? Çok yaklaşmıştın ama maalesef bu yetmedi. Hadi Alex, çok yaklaştın. Ve işte sonunda dokundum baylar ve bayanlar. Vay canına, görünüşe bakılırsa %1'in içindesin Alex. Aferin sana. Oh. Daha önce hiç parmaklarınızı üst üste getirdiniz mi? Yani hepsini. Yalnız bunu yaparken diğer elle yardım etmek yok. Hey! Bu hiç insan işine benzemiyor değil mi? Bak, böyle olur mu? Peki ya şimdi? Oluyor mu? 3 hakkımız vardı değil mi? Hey, parmağımın geri kalanı nereye gitti? Ah! Her bir parmağı sırayla yapıyoruz o zaman. Hey, başardınız. Ve boom! İşte yetenek bu. Dostum, kendimi bir süper insan falan gibi güçlü hissediyorum. Yaşasın. Bak, ben de yapıyorum. Evet Alex, kesin yapıyorsun. Şimdi kollarınızı böyle uzatıp parmaklarınızı kenetliyor. Sonra da kollarınızı böyle kıvırıyorsunuz. Daha sonra da kollarınızı başınızdan geçiriyorsunuz. Bunu yapabilir misiniz? Bu çocuk lastik gibi resmen. Hadi biz de bir deneyelim o zaman. İlk sen başla. Pekala, bir bakalım. Tamam. Sonra böyle kıvırdı. Daha sonra böyle döndürdü. Yok, görünüşe bakılırsa bunu beceremedin Alex. Alex, denemeye devam ederken sen niye yapıp yapamadığına bir bakmıyorsun Chris? Pekala kollarım. Gösterin bakalım maharetinizi. Alex. Bak, başardım. Buna inanabiliyor musun? Aferin sana. Alex, dursan iyi olur. Aksi halde omzunun yerinden çıkacak. Görünüşe bakılırsa Chris bu hareketi yapabilen şanslı insanların %1'ine dahil oldu. Peki siz dillerini böyle döndürebilen çok az insandan biri misiniz?
Vay canına, neredeyse yapıyordun Alex. Oh, dikkatli ol yalnız. Peki sende durum nasıl Chris? Vay canına, senin durumun Alex'ten daha kötü görünüyor. Çocuklar, birer kahve ister misin? Oh, neyse, boş verin. Çok meşgul görünüyorsunuz. Bunu evde deniyorsanız bir süre tuhaf görüneceğiniz konusunda arkadaşlarınızı uyarsanız iyi olur. Ne demek istediğimi anladınız mı? Peki burun deliklerinizi böyle açıp kapatabilir misiniz? Bu kolay görünüyor sanki, değil mi? Vay, çok iyi. Bir de benimkilere bak. Fena değil ama benimkilere kıyasla çok zayıf kaldın. Bak nasıl hareket ediyorlar. Oh, nihayet çocukların üstünde anlaştığı bir şey bulduk. Yumurtayı tek bir hareketle kırabilir misiniz? Vay canına, bayağı iyi kırdı gerçekten. Bir saniye, ben gidip yumurtaları getireyim. İşte biri senin, biri benim. Sağ ol Chris. Tamam, bir deneme ne dersin Alex? Görünüşe bakılırsa bu yumurta çok sağlam çıktı. Ya da Alex'in biraz ağırlık çalışması lazım. Yapabileceğimden o kadar emindim ki inanamıyorum. Hazır mısın? 1, 2, 3, patla! Keşke bu turda üstünüze koruyucu bir şeyler giyseydiniz. Aferin sana Chris. Kolların düşündüğünden çok daha güçlüymüş. Vay canına. Hiç dirseklerinizin tadını merak ettiniz mi? Vay canına, bu çocuk çok esnek. Bunu nasıl yaptı? Canını yakma sonra. Dilin ulaşabileceği son nokta o bence. İstediğin kadar dilini dışarı uzat. Bundan daha fazla uzaması imkansız. Vay canına, çok yaklaştın Chris. Hadi göreyim seni. Dur, sana biraz el vereyim. Aha, yaladım işte. Evet, yaladın gerçekten. Ah, kolumu biraz dinlendirsem iyi olacak. Of, çok yoruldum. Hey, baş parmağım nerede benim? Oh, buradaymış. Baş parmağını biraz geriye itmiş. Ne var bunda? Fena olmuyor değil mi? Evet, başardım işte. Vay, harika. Dikkatli ol yalnız, parmağını falan kırma da. Ama bak, baş parmak kardeşi olduk. Vay canına, ikiniz de başardınız. Artık parmaklarınızı eski haline getirip biraz gevşeyebilirsiniz. Bütün bir parça dilimini hiç ağzınıza sokmayı başardınız mı? Ya da yumruğunuzun tamamını? Sıra sizde.
Tanrım ne kocaman ağzı varmış. Ya da ufak yumruğu varmış mı desek? Hadi yumruklarınızı hazırlayın. Kocaman aç bakalım Alex. Bu numaranın püf noktası boğumları ağza sokmakta. Görünüşe bakılırsa Alex daha parmaklarını bile sokamıyor. Vay canına, senin ağzın ne büyükmüş. Hey Alex, girdi mi? Başardın mı? Sana yardım edeyim biraz. Ağzını biraz daha açabilir misin? İşte boğumlar girdi. Şimdi asıl soru, elini nasıl çıkaracaksın? Ah, bayağı zorlu bir şeydi. Tamam, şimdi zavallı çeneni biraz dinlendir bakalım. Hey, şuna bak. Deminki hareketin tersine bu normal eller bunun gibi sıra dışı şeyler de yapabilir. Bunu yapmak kolay dostum. Yani çok zor bir şey olmasa gerek, öyle değil mi? Vay, süpersin. Ben de bir deneyeyim. Hey, yüzük parmaklarımız nasıl dans ediyor bak. Gördün mü? Haklıymışım. Bunu yapmak çok kolay. Doğru diyorsun kanka. Vay canına, siz ikinize bayağı bir özgüven geldi demek. O zaman buna ne diyorsunuz? Hepinizin kulağı var ama bütün kulaklar bunu yapabilir mi? Tuhaf bir şey ama bir deneyelim. Pekala Alex, sence bunu becerebilir misin? Vay canına, kulakların gerçekten hareket ediyorlar. İnanılmaz, ben de bir deneyeyim. Pek bir hareket yok gibi dostum. Ama yüzündeki kaslar gerçekten çok çalışıyor. Bunu söyleyeceğim için üzgünüm ama bu turu kazanan kesin Alex oluyor. Ne yapalım? Sanırım benim kulaklarım biraz daha özel yapılmış, hepsi bu. Şimdi rock and roll yapmaya ne dersiniz? Parmaklarınızı bu şekilde birbirine değdirebilir misiniz? Hadi görelim maharetinizi. Şuradaki aptal parmaklar olmasa çok kolaydı da. Çok üzgünüm Chris. Ama o parmakların birbirine değme şansı hiç yok gibi. Hiç kolay değilmiş. Diğer yandan Alex bu işi kotaracak gibi gözüküyor. Chris bak, oluyor işte. Bunu yapmak düşündüğünden çok daha kolaymış. Bak nasıl değdiriyorum. Evet Alex, hepimiz seni görüyoruz ve duyuyoruz. Görünüşe bakılırsa bu yarışmamızın kazananı Chris oluyor. Aferin sana dostum. Yaşasın. Hey, bu çikolata gökten mi düştü şimdi? Orada daha fazlası var mı? Bugün istisnasız hayatındaki en iyi gün. Tebrikler Chris. Hadi şimdi bir tane de Alex'e gelsin de ağlamaya başlamasın çocuk.
Teşekkürler. Hepsini yiyebilecek misin? Bunun gibi yarışmaları izlemeyi seviyorsan YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı arkadaşlarına paylaşmayı unutma.